Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Mitsotakis'ten Flash NATO açıklaması gerçekleşti. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye, İsveç, Finlandiya devletinin katılımıyla beraber yapılmış zirveyle alakalı bazı açıklamalar yaptı. Dünya Türkiye'nin Finlandiya, İsveç devletinin üyeliğine karşı veto kararını kaldırmasıyla ilgili sonuçlanmış anlaşmayı konuşuyor. Türkiye'nin iki İskandinav ülkesinin Ankara'nın taleplerini dikkate almasından hemen sonra üyeliğe yeşil ışık yakması Yunanistan'dan ilk yorumu getirdi. Madrid'de bulunan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis yaptığı ziyarette bazı açıklamalar kaydetti. Değerli izleyenler, Yunanistan'dan elimize ulaşan bazı bilgiye göre Mitsotakis, ittifakın iyiliği amacıyla mantığın galip geldiğini söyleyerek şu ifadeyi kullandı. Her türlü fırsatçı, faydacı davranışın üstesinden gelindi ifadesi kullanıldı. Rusya devletinin tehdidi karşısında askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmiş Finlandiya, İsveç, dün itibariyle NATO'ya üyelik amacıyla resmen başvurmuştu. Bu iki ülkenin üyeliği konusunda çekinceleri olan Türkiye devleti ise üyelik sürecini bloke etme kararı almıştı. Dün varılmış anlaşmadan hemen sonra Türkiye bu kararını değiştirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mitsotakis'le ilgili ikili görüşme yapmayacağına ilişkin soruya, ikili bir görüşmeyi benim Mitsotakis'le yapmam mümkün değildir. Bizim Yunanistan devletiyle bu yıl olması gereken yüksek düzeyli konsey toplantımız vardı. Bizler bunu ortadan kaldırdık. Artık Yunanistan devletiyle böyle bir toplantı yapılması mümkün değildir. O iş bitti yanıtını vermişti. Öte yandan Yunanistan'da ana muhalefet lideri Alexis Tsipras, Başbakan Mitsotakis'in Türkiye politikasını ağır bir şekilde eleştirdi. Tsipras yaptığı açıklamasında, 4,5 yıl boyunca başbakanlık yaptım. Türkiye devletiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la zor anlarımız oldu. Erdoğan hep aynı Erdoğan'dır. Son aylarda değişmedi. Başbakanlığım döneminde bile, en zor zamanlarda bile iletişim kanallarını kapatmadık, her zaman açık bıraktık şeklinde bir ifade kullandı. Değerli izleyenler, ilerleyen saatlerimizde buluşmak ümidiyle.